bakın burada ne var? Çıtır mantı. Wow, hep yanmış. Abi biriniz geçin artık. Lanet olsun şu masanı, ne güzel. Bebekler Vadisi gibi ya. Bekle, kıpırdama. Fotoğraf çekeceğim, kıpırdama ya. Yine aynı tişörtü değilim. Mikrodum kurudu. Ve Fethiye'deyim. Otel Deniz Yıldızı'nda. Eşyalarımı toparladım. Bir kahvaltı yapıp çıkacağım. Şöyle balkonumu da göstereyim de. Dün gösterememiştim. Böyle. Şöyle güzel bir balkon yine de. Otomu zaten bu şekilde. Bugün Marmaris'e geçmeyi düşünüyorum ama benim bir rotam var işte Söğüt Köyü'den geçip böyle o burnunu dolaşmak. Hangi taraftan gitsem ona karar veremedim. Nerede kalayım, Datça'da mı, merkezde mi kalayım, ona karar vermedim. Bakayım, yolda duruma göre karar vereceğim. Görüşürüz. Fethiye farklı bir yer, güzel. Hatta Fethiye'de yapacak bir şeyim kalmadı artık. Tekne turuna da çıkmak istemedim yine. Tek bugün Marmaris'e gideceğim. Marmaris'ten sonra bilmiyoruz artık. Duruma göre bakacağız. Fethiye'den çıktım hiç durmadan. Şimdi Marmaris'e geldim. Şimdi seyir noktasındayım. Şöyle size de göstereyim. Manzara çok güzel. Tabi yanan yerler falan da görünüyor biraz. Harika manzara ya. Şuralar yanmış. Yani şu anda görünen o, hava çok puslu. Muhtemelen şuralar da yanmıştır. Şurada bir helikopter var. Şimdi mercan mantıya gideceğim. Yasin Mercan'a. Orada ondan bir rota önerisi alayım. Hacı'nın yerine de uğramak istiyorum. Karnım çok aç değil ama bakacağım ne var ne yok diye. Bakın burada ne var? Çıtır mantı. Yine bir mercan mantı. Marmaris mercan mantı klasiği. Rotamızı yükledi. Hatta 2 günlük rota. Birisi geçen sene yaptım. Söğütköy rotası. Tersten gidiş. Diğeri de Yılanlı Dağ, aynen Yılanlı Dağ ve Arap Açtı. Arap Apıştı mı? O kanyona çıkan rota. İki gün ne yaparım, ne ederim diye düşünüyordum aslında. Tam böyle denk geldi. Güzel rota olacak diye tahmin ediyorum. Marmaris'e geldiğinizde mercan mantıdan çıtır mantı yemeyi unutmayın. Wow, buralar hep yanmış. Abi biriniz geçin artık. Öyle milletiz ki birbirimize yol vermekten gidemiyoruz. Oy buralara. Ne güzeldi buralar. Bizim bitti ya gerçekten. Şu güzellikte. Şu taraf komple yanmış. Daha devam da ediyor. Buradan yukarı doğru devam da ediyor. Ya burada daha güzel manzara varmış. Lanet olsun şu masanın, ne güzel. Yanık bile olsa güzel. Burası içmeler bu arada, aynen. Bir de çekmekten yola gidemeyeceğiz. Ama buranın manzarası harika. Yine çok yani şuralar falan yanmış ama şöyle. Ta şeye kadar inmemiş. Manzaraya bak. Lanet olsun ne kadar güzel. Manzaraya bak ya, delireceğim. Çok güzel ya. Şu dağlara bak. Biraz ineyim de sonra fotoğraf çekeyim. Ya burada devam da edebiliriz de. Biraz yol kötüleşiyor. Biraz böyle inip birkaç inip güzel viraj yapıp döneriz. Söğüt tarafa devam ederiz. Hemen bir fotoğraf çekelim. Devam edelim. Turunç Koyun'a geldim şimdi. Şöyle Söğüt Köyü'ne devam edeceğim burada. Geçen seneki manzarayla artık bu seneyi karşılaştırmak lazım.
Ya şu manzaraya bak, delireceğim. Çok güzel ya. Buralar tabi şöyle yanmış. Ama abi çok güzel ya. Şu görüntüye bakar mısın? Delireceğim. Çok güzel. Rüya gibi. Gerçekten rüya gibi yani. Teknelere bak be. Resmen yok oldu bunlar ya. Demekler Vadisi gibi ya. Bu ne be? Bu ne lan? Kapamışlar mı? Oha. Yok, kapamamışlar ama kapamaktan beter etmişler. Söğütköy'e geldim şimdi. Acayip rüzgar var. Öyle rüzgar var ki makineyi elimde tutamıyorum. Mikrofon acayip sallanıyor, kırılmasa. Hadi geldik şurada bir tane. Sen nereden geldin? Bekle, kıpırdama. Fotoğraf çekeceğim, kıpırdama ya. Gölge mi arıyorsun? Söğütköy manzarası fena. Orada bir tane temas var. Temas bağımlısı bir kedi var. Arkalanmıyor. Eticin verdim, onu bile yedi. Manzara top noktalarından biriydi bu gezinin aslında. Bu turun top noktalarından biri. Aa, yapıyor diye bile. Görüntü çekmek yasakmış. Başbakan, Cumhurbaşkanlığı şey mi, bir şey var. Neyse, kapatalım da sıkıntıya girmeyelim. İçeride yanlış anlamadıysam Cumhurbaşkanlığı şeyi var. İşte bir şey var. Baktım böyle, çok bayağı büyük bina yapılar ya falan filan. Dedim acaba mı? Bir baktım ileride. Zırhlı araçlar, şeyler. Öyle bir zırhlı araçlar var ki yani ben daha televizyonda bile görmedim. On beş dakikaya gidelim. 1.30 İskender. 15 dakika. Bakalım. Tadı nasıl? Biraz ince ama 15 dakika da o kadar olur herhalde. Ya hacının yeri yani nimete de şimdi bir şey demek istemiyorum ama en basiti neydi, İskender yiyecekseniz yani 15 liraya 1.5 yemeseniz de olur. Mesela midem bulandı biraz da o yüzden. Ekmekleri hayvan gibi dalıyorlar. Ondan sonra kimse maske takmıyor. Ya kimse takmıyor demeyeyim de çalışanların bazıları takmıyor. Ya Maris'te ilk gün rotamı tamamladım. Bayağı bir yer gezdim. Söğütköy civarına gittim. Dönüşte de malum yer rota var. Buraya girdim. Şimdi Selen Otel'e yerleştim. Burada Galip abi, motorcu bir abimiz varmış. Mercan mantı yaptım. Mercan sağ olsun yer ayarlattırdı. Odamız şöyle. Otel eski ama şöyle duşu da göstereyim. Küvetimiz var. Dedemin evinde var deniz. Şöyle biraz eski ama bir double yatağımız var burada. Yani güzel. Burada bir odamız daha var bu arada. Burada bir ufak bir çocuk odası. Çocuk için diyebiliriz. Odanın can alıcı noktası. Hemen gösteriyorum. Yani deniz manzaralı bir otel. Yani bilemedim. İkinci artısını gösteriyorum. Motorumuz gözümüzün önünde. Köşeye koydum. Başka da zaten koyacak yer yok. Araba da giremiyor zaten oraya. Belki sıkışırlarsa girer. Şu manzaraya değebilir. Güzel bir balkon. Gelelim hacının yerine. 15 dakika falan 1.5 İskender için bekletildi. Normal, tamam, sorun değil. Çok kalabalık var.
Yani o 15 liraya normal bir sulu yemek yeseniz daha mantıklı. Çünkü tad olarak çok bir şey yok. Çoğu pide zaten. Hak veriyorum, olabilir. Mesela ne yedim? Daha sonra tatlı aldım. 2 tane tatlı aldım. 4 lira zaten tatlının tanesi. Biraz yine sıra vardı. Ekmeğin oraya bakınca midem bulandı. İnsanlar elini daldırıyor hayvan gibi. Bazı açanların maskesi yoktu falan. Pişman oldum biraz ama niye? Yorumsuz ya. Yarınki Marmaris Otan'da Arap Apıştı Kanyonu var. Yılan Dağı'dan gideceğim galiba, tam olarak hatırlamıyorum. Yarın tüm günü dolduracak o muhtemelen. Yine başıma bir iş geldi ve ben yine söylemeyi unuttum. Ya asansörde 3. katın düğmesine bastım. Biraz zor basılıyordu. Ama bastım zannettim. Sonra 4. kattan biri çağırmış. 4. kata çıkmışım, hiç haberim yok. Benimki de 314, benim oda numaram. Ben gittim 414'e. Taktım anahtarı, gene açmıyor. İçeriden kadın bağırmaya başladı. Dedim sorry, yabancıydı. Sorry dedim, topuk. Sonra arkamdan kapıyı açtı falan. Sorry diye bağırdım. Sahilde biraz yürüdüm. Biraz yoruldum. Aslında gün boyu yorulmuşum. Şurada bir adet kocaman dolunayımız var. Şurada da bir adet yakamuzumuz var. Şöyle. Acayip güzel.